Merhaba, Disa Disa'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Mehmet. Disa Disa, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan ve Kürtlere dair çeşitli sosyal, siyasal ve ekonomik meselelerin gündem edildiği bir podcast programı. Senimizin bu bölümünde Boğaziçi Üniversitesi'nden Umut Müşey ve Kürt rapçi Simyager'i misafir ediyoruz. Kendileri rapin Kürtlük hallerine ve deneyimlerine yansımalarını konuşacağız. Umut, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Simyager, sen de hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Umut, seninle başlamak istiyorum. Sen Sulukkule'de ve Bağcılar'da yaşayan rapçiler üzerine bir araştırma yaptın. Bir bakıma farklı mekanlarda, farklı kimliklere ve farklı deneyimlere sahip gençlerle çalıştın. Tüm bu farklılıklara rağmen bahsettiğimiz grup bir müzik türünde, rapte, rap yapmakta ortaklaşıyor. Bu gençleri rap yapmaya ya da daha geniş bir çerçeve çizecek olursak, hip-hop üzerinden bir şeyler anlatmaya iten temel motivasyonlar sence neler? Yani amiyane tabirle bu gençler bir duvara bir şeyler karalamakla, taklalar atmakta ya da hızlı ritimlerle müzik yapmakta ne buluyorlar? Yani öncelikle bence bunun rap'in doğasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü rap'in oluşumuna, gelişimine baktığımız zaman Amerika'da yine bir kentsel dönüşümün gerçekleştiği bir yerde ortaya çıkıyor. İşte 1960'larda, 70'lerde New York'un tam ortasında, Bronx'ta, siyahi gençlerin yoğunlukla yaşadığı bir mahallede kentsel dönüşüme karşı buradaki gençler seslerini çıkarmaya çalışıyorlar. Oradan Türkiye yolculuğuna baktığımız zaman aslında Türkiye'de neşet etmiş bir şey değil rap müzik. Almanya'dan bize gelen bir şey. Almanya'da da Türk diasporasının, Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş insanların oluşturmuş olduğu bir müzik. Dolayısıyla doğası gereği zaten içerisinde bir isyan, bir protest var yani. Aynı zamanda rap müziğin mekanla da bir ilişkisi var. İnsanlar bunu sokakta gerçekleştiriyor. Yani birçoğunda enstrümana ihtiyaç duymuyorlar. Belki bir akapelle tarzında bunu gerçekleştirebiliyorlar. Stüdyo olmadan bunu yapabiliyorlar. Ya da işte rap'in daha böyle büyük kültüründe hip-hop'a baktığımızda grafitiyi görüyoruz. İşte dansları görüyoruz. Bunlar sokakta yapılan şeyler. Dolayısıyla doğası gereği böyle bir şey var. Aynı zamanda burada yoksul insanlar bunu kolayca yapabildiğinden de bahsedebiliriz. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir sermaye gerektirmeyen bir üretime tabi kalıyor bu. Ve bunun yanında sosyal medya aracılığıyla özellikle günümüzde kolayca yayılabiliyor olmasına da bağlayabiliriz. Çok büyük işte şirketlerle iletişime girmeden sosyal medya üzerinden bunu paylaşabiliyorlar. Dolayısıyla bunu yapılabilir kılıyor. Aynı zamanda bu bir sosyalizasyon tabii ki. Yani dışarı çıktığınızda arkadaşınız ne yapıyorsa siz de onu yapıyorsunuz. İşte Sulukkule'de insanlar müzikle içli dışlılar. Dolayısıyla müzik yapıyorlar. İşte abilerinden rap yaptıklarını görünce onlar da rap'e başlıyorlar. Ama bunun yanında şunu da söylemek lazım. Yani burada eğer başka araçlar olsaydı insanlar bu şekilde seslerini çıkarırlardı. Yani demokratik mekanizmalar çalışsaydı, işte güçlü bir sivil toplum örgütü olsaydı insanlar belki de bu araçlara başvurmadan sadece sanat için sanat yapacaklardı. Ama böyle bir durumda bizim tecrübe ettiğimiz şeylerde sanat böyle bir ağaç sallığa da kavuşabiliyor yani. Böyle genel bir giriş yapayım ve bırakayım bence. Simyager, Umut'a sorduğum soruyu biraz daha bireyselleştirmek istiyorum. Yani icra edilen müziğin ortak bir müzik türü olduğundan bahsettik. Fakat deneyimler ve motivasyonlar çok farklı olabiliyor. Senin Simyager olarak rap yapmayı iten şeyler nelerdi? Motivasyonların bu müziği icra etmeye başlarken nelerdi? Paylaşabilir misin bizimle? Yani ilk olarak benim yani bireysel olarak ben... küçük yaşlarda yani kendimden daha büyük abimden duydum ilk olarak. O böyle hani 13-14 yaşlarındaydı o dönem. O dinliyordu ve baya böyle dikkat çekiciydi. Zaten hani abimle olan yakınlığım da biraz sebep olmuştu buna. Hani daha dikkat etmeme sebep olmuştu. Tabii ondan sonra da hani dinlemeye devam ettim. Genel yani çoğunluk olarak içerik aslında dikkatimi çekiyordu. Bu yani ilk dinlemeye başladığım zamanlarda Türkçe rap dinlemeye başladım. Hani ilk Türkçe söyleyenlerden dinledim. Ve içerik olarak çok dikkat çekici geliyordu bana. Çünkü mesela işte etrafımızda dinlediğimiz diğer Türkçe müziklerde işte pop müzikte, onun dışında arabesk müzikte hep böyle bir karamsarlık veya işte böyle aşırı böyle yani hissetmediğimiz heyecanlar yatıyordu. Ama rap müzik öyle değildi. Biraz daha hocamın da dediği gibi sokaktandı. Biz de sürekli sokaktaydık ve hani daha samimi geliyordu söylemler.
Bu şekilde yani ilk olarak bu şekilde kültüre dahil olduk dinleyici olarak. Ondan sonra yaşayarak hani bunu yaşayarak daha çok hissederek kendi fikirlerimizi de kendi bakış açımızı da yazmak istedik. Öyle yani benimki bu şekilde sürdü geldi. Bu şekilde yaptım yani ben bireysel olarak bu şekilde başladım. Yani motivasyonum da dediğim gibi yani sokakta karşılaştığım şeyler. Yani sadece sokakta da değil. Genel olarak işte gündemde karşılaştığım şeyler, bireysel olarak ikili ilişkilerimde karşılaştığım şeyler. Bunu da motivasyon olarak sunabilirim. Yani ikinizin de aslında vurguladığı nokta sokak. Umut, sen Bağcılar'da rap yapan gençlerle de çalıştın. Bir nevi oradaki sokaklarda rap yapan gençlerle röportajlarını derinleştirdin. Şeyi merak ediyorum ya, bu genç rapçileri diğer rapçilerden ayıran şeyler neler? Yani bu mesela etnik temelli ayrımcılık, şiddet, damgalanma, zorunlu göç, çoğu Kürt genci, dolayısıyla Kürt meselesi gibi konular. Onların müziğini nasıl şekillendiriyor, onların müziğinde nasıl tezahür ediyor? Yani en başta başlarken Almanya'dan Türkiye'ye yolculuk eden rapten bir örnek vermiştim. Bence onun bir iç versiyonu bu. Yani Türkiye'den Almanya'ya göç eden insanların hikayesi nasılsa Türkiye'nin kırsal kesiminden İstanbul'a göç eden insanların hikayesi de bir noktada benziyor. Ve burada bir alt kültür oluşuyor. İşte bunun üzerine yapılmış bir takım çalışmalar da var. İşte Ömer Miraç Yaman'ın çalışması mesela bu konuda çok iyi. Ona bakılabilir belki. Yani dolayısıyla burada bir etnik ayrımcılık, bir sınıfsal ayrım ve bunun yanında işte kentin getirmiş olduğu diğer problemler bir araya geliyor. İşte bunlar altyapısal sorunlar olabilir, bir takım damgalanmalar olabilir, işte uyuşturucu problemi olabilir. Burada aslında yaygın bir uyuşturucu problemi var, çok bahsetmesek de. Dolayısıyla bunlar burada bir mekansal kültürlenme yaratıyor ve bu kültürlenmeyi de bu insanlar sahiplenmiş. Bence Bağcılar rapinde diğer raplerden çok ayrıksız bir özellik, bu ayrımcı dilin sahiplenilmesi ve onun yeniden üretilmesi. Yani bugün Kürtlere karşı kullanılan, gerçi aslında bugün ülkemize olan göç dalgası da Kürtlerin milliyetçiliği ana ilişkisi de biraz değişti, ama hani Kürtlere ilgili olarak konuşulan işte Kro gibi, Amele gibi, işte Varoş gibi bir takım böyle yaftaları sahiplenip onu tekrar üretmeleri. Bence bu sanatsal açıdan da çok güzel bir şey. Yani başka herhangi bir dilde hem sınıfsal hem etnik bir şeye ifade eden bir kelime bulmak zor olur. Mesela amele aslında inşaat işçisi demek. İşte İngilizce'de construction worker aslında bir küfür için veyahut birisine hakaret etmek için kullanılmaz. Ama bizde böyle bir anlamı var. Dolayısıyla bunu alıp yeniden üretiyorlar. Yani biz kroyuz, ameleyiz olabilir. Ama kromuz ve ameliliğimizde işte Etiler'de baba parasını harcayan, işte onların ifadesiyle işte onu gömen insanlardan çok daha onurlu yaşıyoruz. Hani bunu tekrar üretebiliyoruz dil aracılığıyla. Tabii burada bunu romantize etmemek lazım. İnsanların yoksulluğu bir gerçeklik. Orada yaşadıkları tecrübe başka bir gerçeklik. Ama onu sanat aracılığıyla en azından anlamsal olarak, bir gönderen olarak yeniden üretebiliyor ve bence Bağcılar'daki rapi çok ayrıksız kılan şeylerden belki de en birincisi buydu yani. Simya, gel sana dönmek istiyorum. Sen aslında Umut'un bahsettiği rapçilerle ortak kimlikler taşıyorsun. Yani onlar gibi gençsin, Kürtsün ve müzisyensin. Fakat ciddi bir farkınız var. Sen ana dilinde rap yapıyorsun. Yani aslında her ne kadar kimlikleriniz, yani bu genç olma hali, Kürt olma hali, müzisyen olma hali benzer olsa da bu kimlikleri algılama, sahiplenme ve yorumlama biçimleriniz çok farklı. Senin spesifik olarak Kürtçeyi bir müzik dili olarak seçme motivasyonunu merak ediyorum. Yani diğer arkadaşlar gibi Egemen'in dilinde rap yapmak ve daha geniş kesimlere hitap edebilmek varken neden Kürtçe rap yapmayı tercih ediyorsun? Bir de buna ek olarak şunu sormak istiyorum aslında. Bu bahsettiğimiz bütün kimlikler senin müziğini nasıl şekillendirdi? Yani ben başlangıç olarak aslında Türkçe yazmaya başladım. İlk böyle çocuk yaşlarda Türkçe olarak yazmaya başladım ilk etapta. Hatta bir iki kaydım da vardır muhtemelen. Yani şu an halihazırda bende yok ama yani kaydetmiştim o dönem için.
Sonrasında biraz daha hani yaş aldıkça, biraz daha geliştikçe yani toplumla biraz daha aslında hani dediğim gibi Diyarbakır'da doğdum, burada büyüdüm. Biraz daha toplumla olan etkileşimimi fark etmeye başladıktan sonra aslında hani onun benim hani konuştuğum şeyin, hatta şu an konuştuğum şeyin de benim kimliğim olmadığını fark ettim yavaş yavaş. Hani yine şeyde değilim, böyle hani kesinlikle konuşmamalıyız böyle bir şeyim de yok. Hani böyle de yaklaşmıyorum. Hani hiçbir dile karşı böyle yaklaşmıyorum ama ben olmadığımı hissettim. Hatta şu an konuşurken dahi bazen cümle kurmakta zorlanıyorum. Yani bunu hissettikten sonra biraz daha en azından işte yani bir ilk kademede aileme, çünkü bir müzik yapıyorum, bir hikaye anlatıyorum. Bunu aileme nasıl anlatabilirim? Ben evet anneme Türkçe de anlatabilirim ama çok iyi anlayamaz yani, hissedemez beni. Bunu hissettikten sonra böyle bir karar aldım. Yani kendi ana dilimde yapmaya başladım. Annemin dilinde yapmaya başladım. Motivasyonum da büyük ölçüde annemdi diyebilirim. Yani şey olarak, metafor olarak annemdi diyebilirim. Yani diğer bu bahsettiğimiz kimlikler, şimdi ben çok büyük bir etkileşimim olmadı açıkçası. İşte İstanbul'da veya İzmir'de veya şu an Diyarbakır'da da Türkçe dilinde rap müzik yapıp işte hani o ötekileştirmeye maruz kalıp bu öteki kavramları, işte ötekileştirildiği kavramları çevirip bunu işte kendine zırh edinen insanlarla çok etkileşimim olmadı açıkçası. Yani onlar hakkında bilmiyorum, hani sorun bu muydu, bunu mu sordun, tam kestiremedim ama onlar hakkında pek bir şeyim yok. Yani ben öyle hissetmiyorum, ben onlar gibi hissetmiyorum diyebilirim yani. Umut, sen konuşmanın başında şey söylemiştin, yani rap müzik yapmanın biraz kolay olduğunu söylemiştin. Yani sosyal medyaya yüklüyorsun ve binlerce insana ulaşabiliyorsun, hatta bazen milyonlara ulaşabiliyorsun. Ve senin yani çalışmanın konusu olan Bağcılar'daki rapçilerin müzikal yolculuğu bana çok ilginç geliyor hep. Yani 2014'lerde, 2015'lerde bu ayrımcı pratikleri, senin de bahsettiğin ayrımcı pratikleri, damgalanmaya, dışlanmaya, kimliğine sahip çıkarak karşılık veriyorlar. En azından biz böyle görüyoruz. Hatta böyle hedef göstermemek adına isimlerini zikretmeyeceğim ama böyle çok radikal, protest seviyede rap yapan gençler var. O zamanlar çok ilginç çünkü çözüm sürecine denk geliyor. Sonrasında ise gittikçe softlaşan, tonu düşen, daha az politik şarkılar dinliyoruz aynı gruptan. Bu şarkılardaki değişimin ve dönüşümün sebepleri sence neler? Yani Nurdan Gürbilek'ten alıntılayarak söyleyeceğim. Hani basın bu dünyadan, yani o isyankar jargondan, ben de isterime, yani daha talepkar, neoliberal düzenle uyumlu bir jargona kayış var. Bu değişimin sebepleri sence neler? Yani siyasal iklim mi, dikey mobilizasyon mu, yoksa başka şeyler mi var? Yani bence bu çok güzel bir soru. Verdiğin örnek de çok yerinde. Ama sanki bu neoliberal paradigma henüz ortaya çıkmadan önce de bir kopuş olmuştu. Ben onu fark ettim. Belki ona dikey mobilizasyon diyebilir senin sözlerinle. Çünkü aslında bir para kazanma metodu da oldu rap müzik. Ve Bağcılar'dan çıkan heyecan çok ünlü oldu, çok meşhur oldu, çok zengin oldu. Dolayısıyla bu da bir örnek teşkil etti buradaki insanlar için. Ve gençler artık İçerik kaygısından ziyade izlenme kaygısıyla bir şeyler üretmeye başladılar. Yani o zaman mesela Çağatay Akman diye bir şarkıcı çıkmıştı ve bir tane şarkısı vardı ama çok meşhur olmuştu mesela. O bir fenomen olmuştu o gençler arasında. Çağatay Akman gibi bir tane şarkı yapalım, kurtulalım gibi bir algı vardı orada. Dolayısıyla işte baktığın zaman videoların içeriğinin değişmeye başladığını görürsünüz. Yani hiçbir şey yokken ortada Ceza'ya mesela diss attığını görürsünüz. Çünkü bir etkileşim peşinde oluyor. İşte ne bileyim videoların başına meşhur kliplerin eklendiğini görürsünüz. İşte arka plana bilindik şarkıların eklendiğini görürsünüz. Dolayısıyla burada bir dikey mobilizasyon kaygısı var. Ama bunu da söylemek lazım. Yani aslında onları var eden bazılardaki bu gerçeklik. Ama bu gerçeklikten de bir yandan da kurtulmak istiyor. Yani buradaki o gerilimi de görmemiz gerekiyor bence. Bunun makro politikalarla falan
çok büyük alakası var tabii ki. Ondan sonra senin söylediğin o soylulaşma mevzusu başlıyor. Yani bunu belki çok daha geniş tartışabiliriz ama ben bir örnek vererek açıklamak istiyorum. Bu arabesk rap Türkiye'de ilk meşhur olmaya başladığında bunun öncülerinden biri Arsız Bela'ydı. Arsız Bela çok böyle alt kültürel öğeleri kendi bünyesinde sanki böyle bir insana bürünmüş şekilde var eden birisiydi. Bir de onun şimdiki haline bakın. İşte Ali Metin adıyla ürettiği şeylere bakın. O aradaki yolculuğu görürsünüz yani. İşte bu bir soylulaşma. İşte bu bir neoliberal paradigmaya giriş hikayesi bence. Az önce işte bahsettiğim kitapta da Haziran ayında çıkacak kitapta da aslında birazcık bundan bahsettim. Yani daha detaylı olarak orada okumak isteyenler bulabilir yani. Şimdilik böyle bırakayım. Simyager, sen başta şey söylemiştin. Türkçe, rap'e ilk olarak Türkçe başlamıştın. Biraz böyle Türkçe rap üzerine konuşmak istiyorum. Şey, yani gittikçe popülerleşen daha farklı kesimlere ulaşabilen bir rapten bahsediyoruz aslında. Ve bu sayede de çeşitlenebildi. Yani artık Türkçe rapte gangster rap görüyoruz. Dirty rap var. Arabesk rap var. Umut'un bahsettiği. Bir de protest rap var. Ki bence protest rap bunlar arasında en az dinleneni ve en az bilineni. Yani bunu tam bir istatistiğe bakarak söylemiyorum. Tamamen kişisel bir gözlem olarak söylüyorum. En azından rap dinleyen bir genç olarak söylüyorum. Yani işte Sayan, Mehmet Toksoy, Köz dinleyen 3 kişi varsa Ben Fero dinleyen 13 kişi var. Fakat sanki Kürtçe rapte bu ayrımı tam olarak yapamıyoruz. Yani asimilasyonun getirdiği bir dilin politikleşmesi süreci var. Dolayısıyla bu dilde yaptığınız her şey çok politik algılanabiliyor. Hatta böyle Aydın Orak'ın filmine referansla ıslık çalsanız bile suç sayılabiliyor. Kürtçe rap deyince de aktivizmden, siyasetten, azade bir müzikten bahsedemeyiz. Görüşüne katılıyor musun? Kürtçe rap'in politikliği, apolitikliği hakkında ne düşünüyorsun? Bence Kürt dil, yani senin de dediğin gibi Kürt dili politik bir dildir. Yani o Kürtçe ıslık çalsam bile suç sayılıyor meselesi zaten hani Kürt sorunu, yani bu kavram olarak Kürt sorununun ta kendisidir. Yani sürekli böyle yaklaşıldığı için aslında dil de biraz politikleşiyor. Ben katılıyorum bu arada, hani Kürtçe ve işte aktivizmden, siyasetten, azade bir müzikten bahsedemeyiz yani. Kürtçe rap politiktir. Yapmaya çalışılan işte daha böyle kişisel meselelerini, işte hani daha apolitik olan arkadaşlar da var ama yine yani birebir tanıdığım apolitik olan arkadaşlar var ama yine müzik yapınca bir yerden hani değiyor çünkü bunu yaşamış, yani bunu hissettirmişler ona ve o da bundan sıyrılamıyor yani. Onun dışında Türkçe rap yapan arkadaşlar da geçen bir şey izlemiştim. Geçen bir canlı yayın böyle düştü önüme, izledim. İki tane işte ismi olan iki tane Türkçe rap yapan arkadaş birbiriyle tartışıyorlar. Bu mesele, bu göçmen meselesini tartışıyorlar. Tırnak içinde daha şey olan, daha böyle protest, politik olan arkadaş, daha böyle şey olan, daha böyle eğlenceli olan, böyle hani salmış olan arkadaşa göre daha böyle hani faşistçe yaklaşıyor. Zaten orada da birbirlerine diyorlar, bir diğerine diyor işte sen faşistsin falan. Bilmiyorum, hani sadece böyle şeye de bakmamak gerekiyor. Yani böyle hani bilmiyorum, dinlerse kusuruma bakmasın ama şey, böyle başıboş denen insanın işte hani topluma bakış açısı, hani orada kendini belli ediyor, daha temiz, daha düzgün yaklaşıyor bence. Ama böyle daha politik, daha böyle ya bu böyledir falan denen kişi de daha böyle faşistçe, daha böyle ırkçı, kafa tasçı yaklaşabiliyor. Yani çok şeye de bakmamak gerekiyor o konuda, böyle hani yaptığı, ürettiği şeylerin işte hani onlara da bak, oradaki söylemine de bakmamak gerekiyor bence çok. Çünkü bilmiyorum, hani değişik bir topluluk. Ben çözemedim yani. Yani aslında kimliklerle bazen müzik tarzı çelişebiliyor. Ama sen şeyden bahsettin, yani birkaç tane apolitik rap yapan, Kürtçe rap yapan arkadaşının olduğunu söyledin. Buna paralel bir soru sormak istiyorum aslında. Şimdi Kürt toplumu ve sosyolojisi değişip dönüşüyor artık.
farklı Kürtlük halleri ortaya çıkıyor. Ve bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilen bir Kürtçe rap piyasasından bahsedebiliyor muyuz? Yani kabaca tabir edeceğim. Böyle zengin bir Kürt Diyarbakır'da klaba gittiğinde Kürtçe rap eşliğinde dans edebiliyor mu? Rap'in Kürt toplumuyla Kürtçenin politik olma haliyle ilişkisi nasıl? Yani dil ve toplum size hala politik bir misyon mu yüklüyor, yoksa Kürtçe rap'in dallanıp budaklanması, çeşitlenmesi gerektiğini mi söylüyor? Şey var işte, hani farklı Kürtlük halleri ortaya çıkıyor diyebilir miyim bilmiyorum ama yani sürekli zaten değişip dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Yani sürekli, yani teknolojinin ilerlemesiyle insanlar değişiyor, toplumlar değişiyor, müzikler değişiyor. Şu anda bu Kürtlerde de yaşanıyor, yani Kürt toplumunda da yaşanıyor, Kürt rapinde de yaşanıyor bu. Mesela işte yeni soundlar geliyor, işte Amerika'dan veya işte Almanya'dan yeni soundlar duyuyoruz ve işte biz de, yani ben kendim de kullanıyorum, işte arkadaşlar da kullanıyor. Giderek içeriye de sızabiliyor. Mesela işte Almanya'da veya Amerika'da üretilmiş bir müziğin içeriği de artık mesela Kürt şeyine sızabiliyor. Kürt rapçisinin içeriğine sızabiliyor. Ne yazık ki. Hani oranın problemini kalkıp buraya taşıyabiliyor bazı arkadaşlarımız. İşte dans edelim. Şey, evet edelim, yani dans edelim. Şey değil bu, ama hani tek sorunumuz da o değil gibime geliyor benim açıkçası. Yani ben şey değilim. Bu konuda böyle tam dört dört değilim. Yani zengin bir gün Kürt gelip Diyarbakır'da klapta Kürtçe rap eşliğinde dans edebiliyor. Evet. Bunu da biraz şeye bağlıyorum ben. Aslında biraz daha şey yaklaşıyorlar. Hani bir kendi üzerimden bir örnek vereyim. Bir arkadaşımın bir şarkısı vardı. İşte hani bir kadınla olan diyaloğu üzerine işte bir şarkı oluşturmuştu. Ben şarkıyı dinleyince şey gibi algıladım. Böyle hani metaforik ve diyordum ya, işte sen hani iki farklı toplumun birbiriyle olan diyalogundan bahsediyorsun aslında. Böyle yaklaştım, durdu bana baktı, dedi yok ya, dedi alakası yok işte, hani dedi ben tamamen bir arkadaşımla olan diyalogumdan bahsediyorum. Aslında hani bir şeyi kendinden nasıl yaşadığınla alakalıdır. Onun için işte zengin bir Kürt de gelip klapta Kürtçe rap eşliğinde dans edebilir, yani onu kendisi artık nasıl algılıyorsa öyledir. Bu şekilde diyebilirim. Yani çeşitlenmesi de gerekiyor bu arada. Yani son olarak sormuştun. Çeşitlenmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. En azından sound açısından çeşitlenmesi gerekiyor. Hani farklı anlatım biçimleri olması gerekiyor. Ama işte kalkıp Almanya'da yaşayan bir bireyin orada yaşadığı bir sorunu burada kendi sorunummuş gibi bahsetmen de abes kaçıyor. Yani ben anlayamıyorum. Bence toplum da pek toplumda da karşılığını bulmuyor bence. O zaman şey diye bağlayabiliriz belki, hani içerik olarak biraz sabit kalması gerekiyor. Sound olarak çeşitlenmesi gerekiyor. Doğru anladın Evet, yani kaba taslak böyle diyor. Yani bu benim şahsi fikrim. değil mi? Tamam. Ben öyle düşünüyorum. Umut, sana dönmek istiyorum. Son soruyu da sana sormak istiyorum aslında. Şimdi Librado rap müziğin dezavantajlı grupların sesini duyurmak için kullanabileceği bir araç olarak tanımlıyor. Az önce birkaç defa bahsettik, yani müzik pazarına ayak uyduran ve politik yanını törpüleyen Kürt rapçilerden. Fakat bahsi geçen varoşlarda, yani o gece kondu mahallelerinde yaşayan gençlerin sorunları her geçen gün derinleşiyor, farklılaşıyor. Yani sanki mesajı iletecek olan temsilcilerle mesajın iletilmesini isteyen kitle arasında böyle bir uçurum var olmuş durumda. Bu dengesizlik rapin bu varoşlardaki varlığına dair bize ne söylüyor? Yani rap bu gençler için bir iletişim aracı olmaktan çıktı mı? Onlar da sınıf atlayan arkadaşlarına bakıp rap'i bir sınıf atlama aracı olarak mı görüyorlar, yoksa o politik yanında ısrar mı ediyorlar? Yani rap'in tabii ki sınırları var. Bu bir gerçek ama rap'e içkin sınırlardan bahsetmeden önce yani ülkedeki genel otoriter rejimden bahsetmek gerekir belki. Çünkü ülkede bir otoriter yönetim var ve birçok rapçi de aslında bundan yani muzdarip. Şimdi mesela Heyecan kaç kere gözaltına alındı. Uyuşturucu işte özendirdiği için. İşte Ezhel benim tezi yazdığım gün gözaltına alındı. Belki şu anda
Almanya'dan dönmemesinin sebebi ülkeye girdiğinde belki tekrar gözaltına alınma korkusudur. Dolayısıyla ülkede böyle bir baskı aracı varken öncelikle rapten bahsetmek, rapin eksikliğinden bahsetmek yani birazcık absürt gibi geliyor bana. Ama yine de rapin kendi iç dinamikleri var. Az önce bahsettiğimiz sınıf atlama aracı mesela önemli bir dinamik oluyor burada. Mesela Sulu Kule ile bazıları karşılaştırdığımız zaman Sulu Kule'de aslında rapin bir dayanışma aracı olduğunu görürüz. Ama bazıları da böyle bir fonksiyona maalesef erişemedi. Çünkü ne kadar bunun kolay bir iş olduğunu söylesek de, sosyal medyada kolayca yayılabilir olduğunu söylesek de yani basit bir mixing ihtiyacı oluyor. Mesela bir şarkının yapımının, bir şarkının internete yüklenmesinin de bir teknolojik bilgiye gereksinim duyduğu gerçek yani. Ve bunu bile yapamayacak aslında gençler var burada. Ve bu bilgiye sahip olan insanlar da gördüğüm kadarıyla bu bilgiyi paylaşmakta biraz çekingen davranıyor. Çünkü aslında burada bir kapalı pazar var ve buradan bir pay elde etmeye çalışıyorsunuz. Ve karşınıza rakip olmasını istiyorsunuz. Yani aslında burada bir para kazanma aracı olarak gördüğünüz şeyin bir piyasa mantığıyla işlenmesi var. Ama Sulu Kule'de böyle değildi. Sulu Kule'de büyük bir Roma aktivizmi vardı. Yani burada işte Roman vatandaşların hem yurt içinden hem yurt dışından oluşturmuş olduğu bağlar, o networkler işe yarıyordu. Bu gençleri müziğe sevk etmek için çalışan aktivistler vardı. Dolayısıyla burada rap müziğin siyasal amacının neşet edebileceği, daha da gelişebileceği bir böyle arka plan vardı. Ama aynı şey maalesef bazılarda ortaya çıkmadı yani. Dolayısıyla rap'in de burada bir takım sınırlılıkların olduğunu görüyoruz yani. Çok teşekkürler. Podcast'imizin ikinci bölümünde Boğaziçi Üniversitesi'nden Umut Mişe'yi ve Kürt rapçi Simyager'i misafir ettik. Umut, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Sağ olun. Simyager, sana da çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Güzel bir sohbet. Kendileriyle rapin, Türkçe rapin ve Kürtçe rapin Kürtlük hallerine ve deneyimlerine yansımalarını konuştuk. Bir sonraki Disa programında görüşmek dileğiyle.